Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Stoikiyometri konumuz vardı. Stoikiyometri konusuna gelmiştik en son. Aslında orada mol kavramından vesaire bahsetmiştik. Fakat stoikiyometride mol kavramı ile ilgili çeşitli hesaplamalar var. Kimyanın temel kanunları var. Ve kimya ile ilgili hesaplamalar var. İşte genellikle mol hesaplamaları veya bu tür hesaplamalardan bir tane soru çıkabiliyor. O yüzden bunların hepsini bir arada görelim. Evet arkadaşlar kimyanın temel kanunları, 3 tane kimyanın temel kanunu var. Birincisi kütlenin korunumu kanunu, ikincisi sabit oranlar kanunu, üçüncüsü ise katlı oranlar kanunu. Kütlenin korunumu kanunu Antonio Lavoisier tarafından bulunmuş. Ne demek kütlenin korunumu kanunu? Bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerin kütleleri tepkime sonunda açığa çıkan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Mesela burada bir örneğimiz var. Demir ve kükürt tepkimeye giriyor. 7 gram demir ile 4 gram kükürt tepkimeye girdiğinde 11 gram demir sülfür bileşiği oluşuyor. 7 gram demir ile 4 gram kükürt tepkimeye giriyor ve 11 gram. Bu ne demek? Girenler 7 artı 4, ürünler ise toplam ne kadar? 11. Yani girenlerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacak. Biz bunu bir örnek üzerinde görelim. Evet, bu soruya bakacak olursak arkadaşlar, diyor ki denklemine göre gerçekleşen tepkimede harcanan sodyum ve su ile oluşan sodyum hidroksit kütleleri belirtilmiştir. Bu tepkimede oluşan H2 kütlesi kaç gramdır? İşte arkadaşlar burada okun sol tarafında kalanlar girenler, sağ tarafında kalanlar ise ürünler. Yani şuradaki girenlerin kütleleri ürünlerin kütlelerine eşit olacak. Yani 11,5 artı 9 eşittir 20 artı H2'nin kütlesi. 11,5 9 daha ne yapar arkadaşlar? 20,5 yapar. 11,5 9 daha 20,5 yapar. Burada karşı tarafın 20 olması, 20,5 olması gerekiyor. O zaman soru işareti olan kısım kaçtır arkadaşlar? 0,5'tir. Yani girenlerin kütleleri ürünlerin kütlelerine eşit olacak. Şimdi bir başka örneğimiz var. Evet, şu örneğimize bir bakalım arkadaşlar. 32 gram Fe2O3 ve 7,2 gram karbonun denklemine göre artansız tepkimesinden 16,8 gram CO oluşmuştur. Buna göre Fe'nin kütlesi kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda şuradaki karbonun üstündeki katsayı, demirdeki katsayı, şuradaki katsayılar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bunlardan ne kadar girip ne kadar oluştuğu. Sadece şu girenlerin ve ürünlerin kütleleri eşit olacak. 32 gram Fe2O3 demiş. O zaman burası 32. 7,2 gram karbon demiş. Burası da 7,2. Ne diyor? 16,8 gram CO gazı oluşmuştur diyor. 16,8 gram CO gazı oluşmuştur. O zaman arkadaşlar bunların ikisi birbirine eşit olacak. Şuradaki demire soru işareti yazdığımızda 32 artı 7,2 ne yapar arkadaşlar? 39,2 gram yapar. 39,2 gram yapar. Peki 16,8'i 39,2'den çıkarırsak ne olur? Evet, sonuç 22,4 gram olur. Evet, bazen arkadaşlarımız şöyle hata yapıyorlar. İşte bunu buluyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte hocam burada demirin başında 2 vardı. Bunu bir de 2'ye bölelim. Hayır arkadaşlar. Sol taraftakilerin toplamı sağ taraftakilerin toplamına eşit olacak ve
En son demirin kütlesi ne kadarsa direkt bulduğumuz miktar buraya yazacağız. Yani 22,4 olarak bulmuş olacağız. Şimdi şu örneğimize bir bakalım yine arkadaşlar. Yukarıdaki tepkimede reaksiyona giren ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre oluşan CO2'nin kütlesi kaç gramdır? Evet arkadaşlar, burada verilen kütleleri kendileri yazmış zaten. Ne olacak? Şunların ikisinin toplamı, şunların ikisinin toplamına eşit olacak. 21, 40 da ne yapar arkadaşlar? 61 yapar. 61'den 28'i çıkardığımızda ne olacak? Sonuç 33 olarak bulunacak. Evet arkadaşlar, kütlenin korunumu kanunu bu şekilde. Şimdi sabit oranlar kanununa bakalım. Sabit oranlar kanunu ne demek? Arkadaşlar bilgisayarımda ufak bir sorun oluştu. Bilgisayarım kapandı. Şimdi tekrar bilgisayarımı açıp bağlanacağım. Birkaç dakika sürecek. Şu an ben size telefondan konuşuyorum. O yüzden birkaç dakika beklemenizi isteyeceğim. Yani 2-3 dakika sonra bilgisayarım açılacak. Bilgisayarda bir arıza oldu. Tekrar başlatacağım. Tekrar kayda alacağım. Kaydı yeniden devam ettirebilirim herhalde. Biraz beklemenizi istiyorum. Özür diliyorum. Evet arkadaşlar, bu aslında biraz bu konudan bahsetmiştik. Stoikiyometri ile ilgili hesapları yapmıştık ama ben tekrar olması açısından bu stoikiyometri konularını baştan sona şöyle bir anlatacağım. Kimyanın temel kanunlarını, ondan sonra mol sayısını anlatacağım. Ondan sonra kimyasal hesaplamalar dediğimiz kısmı anlatacağım. Evet. Tekrar bir katılım sağlayayım inşallah. Bir dakika, geliyorum arkadaşlar. Ha, kaydımız devam ediyormuş. Şu an hemen yansıtıyorum. Bir dakika. Evet, geldi herhalde. Şimdi bir saniye. Evet. Evet, şimdi sabit oranlar kanunuyla devam ediyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Evet, sabit oranlar kanunu ne demek? Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır. Yani bir bileşiği elementler oluştururken belirli bir oranda bir araya gelirler. Mesela az önce bir örnek vermiştik. Demir sülfür bileşiği 7 gram demir ile 4 gram kükürt bir araya geliyordu ve 11 gram bileşik oluşturuyor. Yani bu demir sülfür bileşiğini oluştururken 7'ye 4 oranında demir ve kükürt eklememiz gerekiyor. Yani buradaki bileşiğin sabit oranı nedir? 7'ye 4. Ve bunlar artarken hemen 2 katı, 7'nin 2 katı 14, 4'ün 2 katı 8, 7'nin 3 katı 21, 4'ün 3 katı 12, 7'nin 4 katı 28, 4'ün 4 katı 16. Yani artış gözlenirken ne olacak arkadaşlar? Bunlar her ikisi 7'ye 4, 14'e 8, 21'e 12, 28'e 16. Bunların hepsini sadeleştirdiğimizde şuradaki oran ne olmak zorunda? 7 bölü 4 olmak zorunda. Yani demir sülfür bileşiği meydana gelirken demir ve kükürt 7'ye 4 oranında ne yapacak? Birleşecek.
Şimdi arkadaşlar bunu bir örnek üzerinde görelim. 28 gram demir metali 12 gram O2 ile birleşerek F2O3 bileşiğini oluşturuyor. Buna göre F2O3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı nedir? Bakın 28 gram demirle 12 gram oksijen birleşiyormuş. Buradaki demir ve oksijenin oranını soruyor bize. Ne kullandık biz? 28 gram demir kullandık. Ne kadar oksijen kullandık? 12 gram oksijen kullandık. Şimdi bunları ne yapacağız? En sade haliyle yazacağız. Burada en sade haliyle yazmak istediğimizde ne olacak arkadaşlar? 28'i 4'e bölsek ne olur? Burası 7 olur. 12'yi 4'e bölsek burası ne olur? 3 olur. O zaman buradaki oran neymiş arkadaşlar? 7 bölü 3'müş. Bize bu şekilde bileşikteki elementlerin kütlelerini direkt verebilirler. Biz buradan ne yapabiliriz? Direkt verdiklerinde birbirlerine oranlayabiliriz. Peki bir başka örneğimiz. Burada da yine ne yapmış arkadaşlar? 28 gram kalsiyum oksit bileşiğinin 20 gramı kalsiyumdur. Buna göre sabit oran nedir demiş. Şimdi toplam bileşik 28 gram. 20 gramı kalsiyum. O zaman 20 gramı kalsiyumsa geri kalan ne kadarı oksijendir? 8 gram oksijendir. Yani 8 gram oksijen var. 20 gram da ne var? Kalsiyum var. O zaman 20 bölü 8. Ne yapar arkadaşlar? Bunları sadeleştirdiğimizde en sade şekliyle yazdığımızda 4'e bölersek her ikisini ne olacaktır? Burası 5, şurası da 2 olacak. Yani burada sabit oran 5 bölü 2 olacaktır. Bir başka örneğimize geçelim. Bir başka örneğimizde mesela bize magnezyum oksit bileşiğinin kütlece birleşme oranı 3 bölü 2'dir. Yani kütlece birleşme oranı kendisi vermiş. Yani sabit oranı kendisi vermiş. Diyor ki buna göre 24 gram magnezyum harcanarak kaç gram MgO bileşiği elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar bizde 3 gram magnezyum 2 gram oksijenle birleşiyor ve toplamda 5 gram magnezyum oksit oluşuyor. Hemen şunu yazacağız. Şuradaki sabit oranı alıp 3 artı 2 eşittir 5 gram bileşik oluşuyor diyeceğiz. Sonra bize ne demiş? 24 gram magnezyum harcanarak. Hemen şuraya 24 gram magnezyumu yazdık. Gördüğünüz gibi şu orandan kaç kat artmış? 3 kere 8, 24. Yani 8 kat artmış. O zaman bunun da oksijenini de 8 kat artıracağız. 2 kere 8, 16. 24 artı 16'dan 40 gram magnezyum oksit bileşiği oluşmuştur diyeceğiz. Yani sabit oranlar kanununda bize sabit oran verildiğinde hangi elementten ne kadar verildiyse onun karşılığında eşit katlarda artması gerektiğini gözlemleyeceğiz. Şimdi şu soruya bir bakalım. Şu örneğe bir bakalım arkadaşlar. Sizler de bir bakın, göz atın. NO2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 7 bölü 16'dır. Buna göre 48 gram oksijen harcanarak kaç gram NO2 bileşiği oluşur? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 7 artı 16 eşittir. Ne yapar burası? 23 gram. 7 dediğimiz nedir? Azot. 16 dediğimiz oksijen. Oluşan nedir? NO2. Peki ne diyor bize? 48 gram oksijen harcanarak. 48 gram oksijen harcansaydı. Kaç kat artmış arkadaşlar bu? 3 kat artmış. O zaman burası da ne olacak? 3 kat artacak. 3 kere 7 ne yapar? 21 yapar. 21 artı 48 ne yapacaktır arkadaşlar? 69 gram bileşik oluşacaktır. Evet, sabit oranlar kanununda arkadaşlar örneğimiz bu şekilde. Şimdi farklı bir örnek. Bu çözümlü örneğimize beraberce bakalım.
FeO bileşiğinin kütlece birleşme oranı 7 bölü 2'dir. Hemen ne yapacağız dedik arkadaşlar? Şöyle, 7 artı 2 eşittir 9. 14 gram demir ve 10 gram O2 kullanılarak. Şimdi 14 gram demir ve 10 gram O2 kullanılmış. Şimdi arkadaşlar şuraya da 10 gram O2'yi yazalım. Bakın şimdi 10 gram O2. Normalde bakın bu 7'den 14'e kaç kat artmış? 2 kat artmış. Şu oksijen 2'den 10'a kaç kat artmış? 5 kat artmış. İkisinin de eşit katlarda artması gerekiyor ya arkadaşlar. Bu 5 kat artmış, bu 2 kat artmış. Küçüğüne göre işlem yapacağız. Yani her ikisini 2 kat artıracağız. Her ikisini 2 kat artırdığımızda şurası 2 kere 7 14, burası da 2 kere 2 4. Yani toplam 14 artı 4'ten 18 gram bileşik oluşacak. Ama bizim 10 gram oksijenimiz vardı. Bunun 4'ünü kullandık. O zaman ne olacak arkadaşlar? 10'dan 4'ü çıkardığımızda 6 gram oksijen artmış olacak. Şimdi ne diyor? Fe'nin tamamı harcanır. Evet, 14 gram Fe'nin tamamı harcandı. 6 gram O2 artar. Evet, 6 gram O2 artar diye bulduk. 18 gram Fe oluşur. 14 artı 4'ten 18 gram FeO oluşur diyeceğiz. Tekrar ediyorum, bu tür sorularda bu sorular arkadaşlar artan maddesi olan sorular. İleride sınırlayıcı bileşen hesaplamalar yapacağız. Yani mol kavramında sınırlayıcı bileşen hesaplamalar yapacağız. Orası da buraya benzeyecek. Buna benzer bir soru olacak. Burada gördüğünüz gibi 14'e 10 verilmiş. Buradan 7'den 14'e 2 kat, 2'den 10'a 5 kat artmış. Her ikisinde eşit kat artması gerekiyor. Küçüğüne göre artacak. Yani ikişer kat artacak. Ve şurada oksijen 2 kere 2 4 olduğundan 10-4'ten 6 gram oksijen ne olacak? Burada artmış olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize bir bakalım. Yani az önceki çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Lütfen siz bir bakın arkadaşlar. Siz bir yapmaya çalışın. Evet, bu arada sizlerin mesajlarını göremiyorum, iletişimlerinizi göremiyorum. Siz bu soruya bir bakarken ben de size bir mesajlarınız var mı yok mu ona bir bakayım. Tamam arkadaşlar. 27 cevabı geldi. Bir bakayım ben. Evet. 5 şıkkı 27 dedik. Ben hemen bir ekranıma dönüyorum. Evet. Arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? 5 artı 4 eşittir 9 diyoruz. 15'e 16 diyoruz. Gördüğünüz gibi bu kaç kat artmış? 3 kat artmış. Bu kaç kat artmış? 4 kat artmış. Kime göre işlem yapacağız? Küçüğüne göre. Yani her ikisinde 3 kat artıracağız. O zaman ne olacak? 3 kere 5 15, 3 kere 4 12. Evet, oluşan bileşik 27 olacak. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. B şıkkı 27. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle bir örneğimiz var. Yine bir çözümlü örnek üzerinden anlatalım. Diyor ki demir sülfür bileşiğinin kütlece oranı 7 bölü 4'tür. 2,8'er gram FeBS alınarak tepkime gerçekleştirilirse en fazla kaç gram Fe's bileşiği oluşur? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 7 artı 4 eşittir 11. Şimdi 2,8'er gram alınmış. Şimdi şöyle bir şey.
İşlemde kolaylık olması açısından biz bunu 28'miş gibi düşünsek, şu kaç kat artar? 4 kat artar. Bu kaç kat artar? 7 kat artar. Tabii 28 gibi düşündüğümüz için. Ama 2,8 olduğunda bu 0,4 kat artmıştır aslında. Bu da 0,7 kat artmıştır. Evet, küçüğüne göre işlem yapacağız. Yani her ikisini de 4'er kat artıracağız. O zaman şu ne yapar? 4 kere 7, 28, yani 2,8. Burası ne yapar? 4 kere 4, 16, yani 1,6 yapar. Peki soruda ne diyor? En fazla kaç gram bileşik oluşur diyor. 2,8 artı 1,6'dan ne yapar arkadaşlar? 4,4 gram bileşik oluşur. Peki artan kükürt miktarını sorsaydın olacaktı. 2,8 eksi 1,6'dan 1,2 gramda kükürt artar diyecektik. Evet, aslında bu sabit oranlar kanunda bu çözmüş olduğumuz sorular ileride arkadaşlar kimyasal hesaplamalar, mol kavramı ile ilgili kimyasal hesaplamalarda da bize yardımcı olacak bu mantık. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bu soruya sizin bakmanızı istiyorum. Evet, sizlerden bu soruyla ilgili bir cevap bekliyorum arkadaşlar. Evet, AL2O3 9/8 4'er buçuk gram diyor. Mesela bunları 45 olarak düşünseniz ne yapar? Biri 5 kat artmış. Diğeri biraz 5'ten fazla artmış. Evet, bir cevap geldi arkadaşımızdan. Evet, cevaplar evet, B şıkkı 8,5 olarak geldi. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de, evet, çok güzel. Ben de hemen sayfama dönüyorum arkadaşlar. Geliyorum. Tamam, geldi. Evet, şimdi arkadaşlar burada nasıl yapıyoruz? 9 artı 8 eşittir 17 diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan 4,5, buradan da 4,5 alınırsa şöyle bir şey olabilir. Belki şöyle görebilirsiniz. İşte burası 45 olsaydı bu 5 kere 9 45. Bu da 5 kat artarsa 5 kere 8 40. Şuradan ya da şu 9'un yarısı 4,5, 8'in yarısı da 4 olması gerekir diye düşünüp şöyle yapabilirdiniz arkadaşlar. 4,5 artı 4'ten 8,5 gram oluşmuştur diyebilirsiniz. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu soruya bir bakalım arkadaşlar beraberce. Al2SO3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 9/16'dır. Buna göre 75 gram Al2SO3 bileşiğinin içerdiği Al ve S kütleler aşağı hangisi doğru verilmiştir? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle diyoruz. 9 artı 16 eşittir 25. Yani 9 artı 16'dan 25 gram bileşik oluşacaktı. Bize ne diyor? 75 gram bileşikte hangisinden kaçar gram vardır? O zaman bileşiğin kütlesi kaç kat artmış? 3 kat artmış. O zaman bunu da 3 kat artacağız. Bunu da 3 kat. 3 kere 9, 27. 3 kere 16, 48. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? A şıkkı oldu. Evet, hemen buradaki
sabit oranı yan yana yazıp bir bileşiği oluşturuyoruz. Sonra bileşiğin kaç kat arttığını gözlemleyip diğerlerini de o kadar kat artırıyoruz. Evet, şu soruya bir bakalım ve arkadaşlar sabit oranlar kanununu bitirelim inşallah. X'ye bileşiğinin kütlece birleşme oranı 3 bölü 4'tür. Eşit kütlelerde X ve Y alınarak en fazla 35 gram X'ye elde ediliyor. Buna göre hangi elementten kaç gram artar? Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu sabit oranımız 3 bölü 4. Yani 3 artı 4 eşittir 7. Peki ne kadar en fazla 35 gram elde etmek için diyor. Yani 35 gram bileşik elde etmek istediğimizde şurası kaç kat artıyor arkadaşlar? 5 kat. O zaman bunların her ikisini de 5 kat artıralım. 5 kere 3 ne yapar? 15. 5 kere 4 ne yapar? 20. Yani ne olmuş arkadaşlar? 15'e 20 birleşmiş ve 35 gram bileşik oluşmuş. Fakat ne diyor? Başlangıçta eşit kütlelerde alınarak diyor. Yani 15 artı 20 35 oluştu ama başlangıçta eşit kütle. İşte başlangıçta eşit kütle alındı demek büyüğünden eşit kütlede alındı demektir. Yani her ikisinden de 20'şer gram alınır. Her ikisinden de 20'şer gram alındığında büyüğünün tamamı kullanılır. Fakat diğeri ne yapar? 5 gram artar. Kimdir 5 gram artan? Şuradaki X. Yani burada ne olmuştur arkadaşlar? 5 gram X artmıştır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kütlece birleşme oranı 3 bölü 4. Hemen 3 artı 4 eşittir 7 yazıyoruz. Sonra diyor ki eşit kütlelerde alınarak 35 gram bileşik elde edilir diyor. Hemen 35 gram bileşiği buraya yazdık. Kaç kat artmış? 5 kat. O zaman her ikisi 5'er kat artacak. 3 kere 5 15, 4 kere 5 20. Şimdi 15 artı 20. Başlangıçta eşit kütlede alınması demek büyüğünden eşit kütlede alınması demektir. Çünkü ne olacak? Büyüğünden eşit kütlede aldığımızda bir tanesinden madde artacak. O da 5 gram X olacaktır. Evet arkadaşlar, sabit oranlar kanunumuzu da tamamladık. Şimdi katlı oranlar kanununa geçeceğiz inşallah. Şöyle hemen katlı oranlar kanununa geçelim. Katlı oranlar kanunu ne demek? İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturduklarında elementlerden birinin kütlesi sabit tutulup diğeri oranlandığında aradaki orana katlı oranlar kanunu deniyor arkadaşlar. Katlı oranlar kanununu John Dalton bulmuştur. Dalton kanunu. Bu John Dalton tarafından bulunmuştur. Ha evet, bazen bu kanunların kimler tarafından bulunduğu da soruluyor. Kütlenin korunumu kanunu Antoine Lavoisier tarafından bulunmuştur. Sabit oranlar kanunu da Joseph Prost tarafından bulunmuştur. Az önce vardı fakat ben onları ifade etmeyi unuttum. Şimdi ifade etmiş olalım. Şimdi katlı oranlar kanununda hemen arkadaşlar şu örnek üzerinde anlatmaya çalışalım. İki tane örnek var. Birinci örnekte arkadaşlar karbon ve oksijenden oluşan iki tane bileşik var. Bunlardan bir tanesi karbon monoksit, diğeri de karbon dioksit. İki tane bileşik. Buradaki aynı iki element karbon ve oksijen oluşan iki tane bileşik var. Elementlerden bir tanesinin kütlesi sabit tutuluyor. Bakın bunların her ikisinden de birer tane var. Diğeri oranlanıyor. İşte bu oran nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. İşte buradaki katlı oran 1 bölü 2. Bunu verilen deneysel değerler üzerinden de görebiliriz. Şimdi karbon monoksitte 3 gram karbon, 4 gram oksijen kullanılmış. Karbon dioksitte 3 gram karbon, 8 gram oksijen kullanılmış. Gördüğünüz gibi karbonlar eşit. 3'e 3. Oksijenler 4 bölü 8. Ne yapar? Yani 4 bölü 8, 1 bölü 2 yapar. Yani katlı oranlar kanunu şunu söylüyor arkadaşlar. Bizim elimizde iki tane element olacak. Mesela karbon ve oksijen. Bunlar birden fazla bileşik oluşturacak. Karbon monoksit ve karbon dioksit. Bunlardan elementlerin bir tanesinin kütlesi sabit tutulacak. Her ikisinden de birer tane var.
Diğerleri oranlanacak. Mesela aşağıya geçelim. Aşağıda şöyle bir örnek var. FeO ve Fe2O3 iki tane bileşik. Bunların arasındaki katlı oranı soruyor. Şimdi bakın bunların arasındaki katlı oranı belirleyebilmemiz için bunlardan bir tanesini ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. Yani bakın şurada FeO bileşiğini 2 ile çarparsak FeO bileşiğini 2 ile çarptığımızda hem Fe'yi hem de O'yu 2 ile çarpmış oluyoruz. Bakın ne oldu? Şuradaki Fe'ler eşit oldu. Yani Fe2'ler eşit oldu. Fakat oksijenler ne oldu? 1'i 2, 1'i 3 oldu. Bunları oranladık. İşte bunun katlı oranı da 2 bölü 3. Tekrar ediyorum arkadaşlar. İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturduğunda FeO ve Fe2O3. Elementlerden birinin kütlesi sabit tutuluyor. Demirleri eşit diyoruz. Burayı 2 ile çarptığımızda demir de 2 oldu, oksijen de 2 oldu. Demirler eşitlendi. Diğer elementleri oranlıyoruz. 2 bölü 3 oldu. Devam ediyorum. Şimdi katlı oranlar kanunu hangi tür bileşiklere uygulanır? Şimdi katlı oranlar kanunu basit formülü aynı olan bileşik çiftlerine uygulanmaz arkadaşlar. Mesela C2H4 ve C4H8. Bunların biz basit formüllerin aynı olduğunu nereden bileceğiz? Yani arkadaşlar bir tanesi genişlettiğimizde eğer diğerini tamamen elde ediyorsak bunların ikisi arasında katlı oran yoktur. Aslında şöyle de denilebilir. Katlı oran 1 ise katlı oran yoktur. Ne demek? Bakın şimdi C2H4 ya. Şunu 2 ile çarptığınızı düşünün. Bunu 2 ile çarptığınızda ne yapar bu arkadaşlar? C4H8. C4H8. Burası da C4H8. Yani bunların her ikisi de aslında aynı bileşikler. Yani karbonlar eşit olduğunda hidrojenlerin oranı 1. Yani şöyle de düşünebiliriz. Katlı oran 1 ise katlı oran yoktur diyebiliriz. Bir diğeri 3 tür element içeren bileşiklerde katlı oran yoktur. Arkadaşlar HNO3, HNO2. Burada 3 tane element var. Hidrojen, azot, oksijen. 3 farklı tür element olduğu için bu tür bileşiklerde biz ne yapmayacağız? Katlı oran aramayacağız. Çünkü en az 2 elementten oluşması gerekiyor katlı oran aranması için. Bir de katlı oran ararken bileşik çiftindeki elementlerin aynı olması gerekiyor. Yani CH4 ile CO2 arasında katlı oran ne yapılmaz? Aranmaz. Neden? Bu iki bileşik ya ikisi de C ve H'tan oluşacak ya da ikisi de C ve O'dan oluşacak. Biri CH'tan oluşmuş, biri CO'dan oluşmuş. O yüzden burada da ne yapmayız? Katlı oran arayamayız. Şimdi şu örneğe beraberce bakalım arkadaşlar. Buradaki bileşikler arasında katlı oran arayacağız. Bakın şimdi ne diyor? Birinci bileşik CO2, ikinci bileşik CO3. Birinci bileşikteki S bir tane, o ikinci bileşikte de S bir tane. O zaman ne yapabiliriz? Oksijenleri direkt oranlayabiliriz. Yani burada katlı oran nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. Buraya geldik. Ha bir de arkadaşlar katlı oranlar, tam tersi de olabilir. Yani bize şurada soruyu sorduğunda aynı miktar kükürtle birleşen oksijenlerin oranı nedir dediğinde 2 bölü 3'tür. Ama eğer soruyu aynı miktar oksijenle birleşen kükürtlerin oranı kaçtır deseydi çarpmaya göre bunun tersi olacaktı. Yani katlı oran burada ne olacaktı? 3 bölü 2 olacaktı. Peki bunu nasıl bulacaktık? Hemen şöyle yapacaktık arkadaşlar. Şurayı 3 ile çarpacaktık. Burayı da 2 ile çarpacaktık. Burayı 3 ile çarptığımızda burası ne olacak? S3 O6. Burası ne olacak? S2 O6. Oksijenler eşit. Gördüğünüz gibi 6 6. Kükürtler 3 bölü 2. Yani oran ne olacaktı? 3 bölü 2.
Genellikle katlı oran sorularında bize şöyle söylerler. Elementlerden bir tanesinin sabit tutulmasını gerektirir. Mesela şu soru için aynı miktar azotla birleşen oksijenlerin oranı nedir diye sorarlar. Burada azotlar birer tane, oksijenlerin oranı nedir? 1 bölü 2. Tam tersini sorarlarsa 2 bölü 1. Buraya geldik. CrO ve Cr2O3. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Aynı miktar kromla birleşen oksijenlerin oranını soracağı için şurayı 2 ile çarptığımızda ne olacak? Cr2O2 olacak. Cr2'ler eşit. Oksijenleri oranladığımızda ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 olacak. Buraya geldik. PbO ve Pb3O4. Aynı miktar kurşunla birleşen oksijenlerin oranı. Yani ne yapacağız burada? Şurayı 3 ile çarpacağız. Ne olur o zaman? Burası Pb3O3 olur. Pb'ler eşit. O zaman katlı oran ne olur arkadaşlar? 3 bölü 4 olur. Buraya geldik. Aynı miktar manganla birleşen oksijenlerin oranı diyecek. Ne yapacağız? Manganı 2 ile çarptığımızda burası 2, burası 4 olacak. Manganlar eşitlendi. Oksijenler ne olacak? 4 bölü 7 olacak. Buraya geldik arkadaşlar. N2O ve NO2'yi soruyor. Aynı miktar azotla birleşen oksijenlerin oranı. Hemen burada 2 tane azot var. Burada da 2 olması için ne yapacağız? Şurayı 2 ile çarpacağız. Çarptığımızda burası ne olur? Burası 2 olur. Burası 4 olur. Azotlar eşit oldu. 2, 2. Oksijenler ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Evet arkadaşlar. Katlı oranlar kanunu da bu şekilde ifade. Hocam bir soru sorabilir miyim? Efendim? Bir soru sorabilir miyim hocam? Evet. Hocam bu ikinci örnekteki ikinci örnekteki niye tam tersi yaptık? NO var ya. Ha, şu en son örneği mi? Yok yok hocam yok. Öbür tarafta ikinci örnek. NO2 NO2. Aynen hocam aynen. Burası mı? Evet. Evet. Burada niye hocam hani normalde 2 bölü 1 alıyorduk ya mesela. Hep ilkini yukarı yazdık yani pay kısmına yazdık. İkinci bileşikteki genellikle pay... bize hani biz burada yukarıda diyor ki birinci bileşiğin ikinci bileşiğe oranını sorduğu için hı-hı. Önce birincileri eşitliyoruz. Ona göre ha özür dilerim doğru söylüyorsun. Hı-hı. Doğru söylüyorsun. Burada bir hata yapmışım. Burası 2 bölü 1 olması gerekiyor. Evet. Tamam. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Tamam. Devam ediyorum. Orada bir hata yapmışım. Doğru söylüyor arkadaşımız. 2 bölü 1 olması gerekiyor. Devam edeceğiz. Şimdi size verdiğim örnekte şöyle bir şu örneğe bir bakalım arkadaşlar. Şu örneğe bir bakalım beraberce. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan iki farklı bileşikte elementlerin kütlece birleşen miktarları tabloda verilmiştir. Buna göre aynı miktar karbon ile birleşen hidrojen elementleri arasındaki oran nedir? Şimdi arkadaşlar karbon aynı miktar karbon dediği için ne yapacağız? Karbonları eşitleyeceğiz. Karbonları eşitlerken bakın biri 6 biri 9. Nerede eşitlenir bunlar? Bunlar 18'de eşitlenir. Yani şurayı 3 ile çarpacağız. Burayı 2 ile çarpacağız. Yalnız bu çarpma sırasında bakın karbonları çarparken hidrojenleri de çarpmak zorundayız. Yani şurası ne olacak? Karbon 3 kere 6 18. Burası ne olacak? 3 kere 1 3. Burası 2 kere 9 18. 2 kere 2 4. Ne oldu? Karbonlar eşitlendi. 18'e 18. 3 bölü 4. Ne oldu? Katlı oranımız oldu. Yani burada cevap ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bize birinci bileşikte karbonun kütlesini 6 gram vermiş. Hidrojeni 1 gram. İkinci bileşikte karbonu 9 gram vermiş. Hidrojeni 2 gram. Burada
Ne yapmamız gerekiyor? Aynı miktar karbon dediği için karbonları eşitlememiz gerekiyor. Eşitlemek için burayı 3 ile burayı da 2 ile çarptık. Fakat bunları çarparken aynı zamanda da ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki hidrojenleri de çarpmamız gerekiyor. Burası ne oldu? 3 bölü 4 oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Hemen bir saniye. Şimdi farklı bir soru tipi. Şimdi bu tür sorularda ne yapacağız? Diyor ki X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşikte bileşiklerdeki kütlece X yüzdeleri çizelgede verilmiştir. Buna göre aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki Y kütlesinin ikinci bileşikteki Y kütlesine katlı oranı kaçtır? Şimdi birinci bileşikte kütlece %80 X varmış arkadaşlar. Yani şöyle diyeceğiz. Birinci bileşik için 80 X var. Ne kadar Y vardır? 20 Y vardır değil mi? Yani 80'i X ise 20'si Y'dir. Peki ikinci bileşikte 75 X varmış. 75 X varmış. Ne kadar Y vardır? 25 Y vardır. Şimdi ne diyor bize arkadaşlar? Aynı miktar X ile birleşen Y'lerin oranı nedir diyor. Yani X'leri bize eşitleyin diyor, Y'leri oranlayın. Tabi burada işte 80 ile 75'i çarpmak biraz daha zor olacağı için şöyle bir kolay yöntem var arkadaşlar. Şuradaki 80'e 20, şu 80 ile 20'yi şöyle yazabilir miyim ben? 4'e 1 olarak yazabilir miyim? Yani şunları 20 ile sadeleştirdim, bunu 4'e 1 olarak yazdım. Şu aşağıdaki 75 ile 25'i bunları da kendi içinde 25 ile sadeleştirdiğimde ne olacak burası? 3'e 1 olacak. Bakın şuradaki 80'e 20'yi kendi içinde sadeleştirdim. 4'e 1. 75 ile 25'i de kendi içinde sadeleştirdim. 25'e böldüm. 3'e 1. Şimdi geldik. Birinci bileşikte x 4, y 1. İkinci bileşikte x 3, y 1. Şimdi arkadaşlar aynı miktar x ile birleşen y'ler diyor ya, hemen biz bunları ne yapalım? Eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı da 4 ile çarparsak ne olacak? Şurası 3 kere 4, 12, 3 kere 1, 3. 4 kere 3, 12, 4 kere 1, 4. Yani oran ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 4 oldu. Cevabımız C şıkkı oldu. Evet, tekrar ediyorum. Bu tür sorularda kütlece yüzde verilmiş. Kütlece yüzde 80'i x'miş, yani 80 x 20 y. Kütlece yüzde 75'i x'miş, yani 75 x 25 y. Bu büyük sayılardan kurtulmak için bunları sade şekilde yazdım. Peki büyük sayılardan kurtulmasaydık o zaman ne yapmamız gerekirdi? İşte şurayı işte 80 ile burayı da 75 ile çarpıp daha büyük sayılarla çarpıp bir onları oranlayabilirdik. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru var. Bu soruya benzer bir soru daha önce üniversite sınavında çıktı. Şimdi bu soruda diyor ki yukarıdaki bileşiklerin oksijen yüzdeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar oksijen yüzdeleri. Bunların oksijen yüzdelerini bulabilmemiz için buradaki kromları buradaki kromları eşitleyip aynı miktar kromdaki oksijenlerin oranlarını belirlememiz gerekiyor. Yani şimdi buradaki krom bir tane, burada krom iki tane, burada krom bir tane. Şurayı 2 ile çarparsak burası ne olacak? Cr2O2. Bunu aynen alacağız. Cr2O3. Bunu da 2 ile çarpacağız.
Ne olacak? Cr2 O 6. Bakın şimdi arkadaşlar. Aynı miktar kromla birleşen oksijenlere baktığımızda burada oksijen yüzdesi en fazla olan hangisi oluyor? Şu üçüncüsü oluyor. Sonra ikincisi, sonra birincisi. Evet. Şimdi biz burada kromun ve oksijenin kütlelerinden tek tek bunların yüzde oranlarını hesaplamaktansa ne yapabiliyoruz? Aynı miktar kromla birleşen oksijenlerin oranına baktığımızda bu bileşiklerdeki oksijen yüzdelerini bu şekilde sıralayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Size şu soruya siz bakın arkadaşlar. Bu soruya da siz bir bakın. Ne diyor? Demir yüzdeleri diyor. Demir yüzdelerini sorduğuna göre ne yapmamız gerekecek? Oksijenleri eşitlememiz gerekecek. Evet, siz bir bakın. Sizlerden bir cevap alayım ben. Evet, B şıkkı cevaplar geliyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen ben de sayfama döneyim. Geliyorum. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada demirleri yüzdesini bulmamız için oksijenleri eşitlememiz lazım. Şurayı 4 ile çarparız. Burayı 3 ile çarparız. Şurayı da 12 ile çarparız. Burası 12 oldu. Şurası 8 oldu. Burası da 9 oldu. O zaman 12, 9, 8 yani 1, 3, 2 şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar devam edeceğim. Şurada bir şu 10. soruya bir bakmanızı istiyorum. Az önce hangi bileşikler katlı oranlar kanununa uyar uyamaz ondan bahsetmiştim. Hangilerinde katlı oranlar uygulanmaz? Evet. Evet arkadaşlar, birinci de bakın şu azotu 2 ile çarptığımızda ne olacak? N2O4, yani şunun aynısı elde edilecek. O zaman ne olmaz? Burada katlı oran uygulanmaz. Burada da 3 tane element var. 3 elementten oluşanlarda da katlı oran uygulanmaz. Ama burada şurayı 2 ile çarptığımızda katlı oran ne olacak? 2 bölü 3 olacak. O zaman hangilerinde katlı oran uygulanmaz dediğimizde C şıkkı, evet doğru cevap C şıkkı. Bunu gönderen arkadaşlarımız oldu. Onlara da teşekkür ederim. Şimdi şurada bir soru var. Bu soruya da bakalım. Katlı oranlar kanununu geçelim inşallah. Mol sayısına geçelim. Evet, şu soruya bakalım, ne diyor? C3H4, CXHY bileşiklerinin birleşen karbon ve hidrojen kitleleri verilmiştir. Buna göre CXHY bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın, aynı miktar hidrojen ile birleşen karbonların kütlesi nedir? 3 bölü 1'dir. Yani ne olacak arkadaşlar?
Hidrojenler aynı olduğunda karbonların oranı 3 bölü 1 olacak. Peki biz hidrojenleri aynı alırsak, bakın şuradaki hidrojen 4 ya, bunu da 4 olarak alırsak, bunların oranı 3 bölü 1 olacağı için bu bileşiğimiz ne olacak? CH4 bileşiği olacak. Bakın tekrar ediyorum. Şuradaki kütlelere baktığımızda aynı miktar hidrojenle birleşen karbonların oranı 9 bölü 3, yani 3 bölü 1. Yani biz hidrojenleri eşit alırsak 4'e 4. O zaman karbonların oranı 3 bölü 1 olması için şuradaki bileşimin formülü CH4 olarak kalacak. Evet sevgili arkadaşlar, kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi biz mol kavramından bahsedeceğiz. Mol kavramından daha önce size ben bahsetmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Mol kavramı ne demekti? Avogadro sayısı, Avogadro sayısı dediğimiz NA 6,02 çarpı 10 üzeri 23 bir sabit sayıydı. Avogadro içeren madde miktarına ne denir dedik? Mol denir dedik arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar tanecik içeren madde miktarına mol denir. Şimdi bununla ilgili hesaplamalar da yapmıştık dersimizde. Şöyle biraz bir ilerleyelim. Evet. Şu etkinliğimize beraberce bir bakalım. Evet arkadaşlar herhalde geldi mi? Şimdi geldi herhalde. Beraberce şu etkinliğimize bakalım. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane Na atomu kaç moldur? Arkadaşlar hatırlıyorsanız mol tanecik ilişkisinde şöyle bir formülümüz vardı. Neydi? N eşittir. Mol sayısını küçük N ile gösteriyorduk. Şöyle bir tekrar yazayım. N eşittir. N bölü Na diyorduk. Şimdi mol sayısını hesaplamak için şuradaki 3,01 çarpı 10 üzeri 23'ü ne yapacağız? Tanecik sayısı yerine yazacağız buraya. Na'mız da ne olacak? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şöyle biraz yazmam uzun sürecek ama yazayım. Şurası da 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Burası ne olacak? 1 bölü 2, yani 0,5 mol olarak ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Evet, mol tanecik ilişkisinde şu formülü kullanıyoruz arkadaşlar. Mol tanecik ilişkisi formülümüz. N eşittir N bölü Na. B şıkkına gelelim. 2 mol karbon kaç tane karbon atomu içerir? 2 mol karbon kaç tane karbon atomu içerir? Tane dediğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Mol sayısını Na ile çarpıyorduk. Yani 2 çarpı Na, yani ne yapar? 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu da ne yapar arkadaşlar? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu içerir diyeceğiz. Evet. C şıkkına bakalım. 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane H2O kaç mol moleküldür? Kaç mol moleküldür? Hemen yine burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu formülü kullanıyoruz. Formülümüzü kullanıyoruz. Ne yapar? 18,06 çarpı 10 üzeri 23 bölü Na, yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Buradan ne olacak arkadaşlar?
18,06 bölü 6,02'den burası kaç yapmış olacak? 3 mol molekül yapmış olacak. Evet, 3 mol molekül yapmış oldu. Evet, D şıkkına bakıyoruz. 0,2 mol O2 gazı kaç tane O2 molekülü içerir? 0,2 mol O2 gazı kaç tane O2 molekülü içerir? Evet, ne yapacağız arkadaşlar? 0,2'yi Na ile çarpacağız. 0,2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1,204 çarpı 1,204 çarpı 10 üzeri 23 yapar. Evet. Mol sayısı tanecik ilişkisinde formülümüz şu. Bakın burada ne yaptık? Şuradaki mol sayısıyla tanecik sayısını çarptık. Tanecik sayısını bulduk. Şurada da yine aynı şekilde 0,2 ile mol sayısıyla Na'yı çarptık ve buradaki tanecik sayısını bulmuş olduk. Bir diğer etkinliğimize geçeceğiz. Şöyle bir bu etkinliğimize bir bakalım arkadaşlar. 4 mol H2 toplam kaç mol atom içerir? Bir mesaj geldi ama anlayamadım. Bir saniye. Arkadaşım birisi bir şey sordu. Bir şeye bakıyorum, hemen geliyorum. Arkadaşlar ha, mola vermeyeceğim. Şu an iki tamamlayacağız bir 20 dakika sonra. Aslında mola verecektim fakat şimdi 60 dakika falan olmuş. Bir 20 dakikada ders yapalım. Dersimi sonlandıralım arkadaşlar. Şu anda kayıttayız zaten. Olmadı. Bu kayıtları daha sonradan da izleyebiliyorsunuz. Şimdi tekrar dönüyorum sayfama. Bir 20 dakikada dersimiz var. Evet. Şimdi arkadaşlar mol kavramı ile ilgili sizlerle daha önce derste sorular çözmüştük. Şimdi buradan bu basit örneklerle daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. 4 mol H2 toplam kaç mol atom içerir? Şimdi arkadaşlar 1 mol H2'de gördüğünüz gibi ne var? 2 tane hidrojen atomu var. Yani 2 mol hidrojen atomu var. O zaman ne yapacağız? 4 çarpı 2 eşittir 8 mol hidrojen atomu vardır diyeceğiz. 1 mol H2'de 2 mol hidrojen atomu varsa 4 molünde 4 çarpı 2 8 mol hidrojen atomu vardır diyeceğiz. 0,2 mol NH3 kaç mol atom içerir? Bakın şimdi arkadaşlar NH3'te burada ne var? 1 mol azot var. 3 mol de hidrojen var. Yani toplam 4 mol atom var. 0,2 çarpı 4'ten ne yapar arkadaşlar? 0,8 mol atom içerir diyeceğiz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 0,2 mol NH3 kaç mol atom içerir diyor. 1 mol NH3 1 artı 3 toplam 4 mol atom içerdiği için 0,2 molü 0,2 çarpı 4'ten 0,8 mol atom içerir diyeceğiz. Şimdi
C şıkkı 3 mol CO2 toplam kaç mol atom içerir? Arkadaşlar 1 mol CO2'de ne var? 1 mol karbon atomu var. 2 molde oksijen atomu var. Yani 1 molünde 3 mol atom var. Peki 3 molünde kaç mol atom olur dediğimizde 3 kere 3 9 mol atom vardır diyeceğiz. D şıkkına bakalım. 0,1 mol C2H6 kaç mol hidrojen atomu içerir? Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz C2H6'da 1 molünde kaç mol hidrojen atomu var? 6 mol hidrojen atomu var. O zaman 0,1 molünde ne kadar vardır dediğinde 0,1 ile 6'yı çarpacağız ve ne diyeceğiz arkadaşlar? 0,6 mol hidrojen atomu içerir diyeceğiz. E şıkkına bakıyorum. 0,4 mol C4H10 kaç tane hidrojen atomu içerir? Arkadaşlar bakın buradaki 1 mol C4H10'da kaç mol hidrojen atomu var? 10 mol. 0,4 molünde ne kadar vardır? 0,4 çarpı 10. Yani ne vardır? 4 mol hidrojen atomu vardır. Fakat bize ne diyor? Kaç tane? Kaç tane dediği için ne yapmam gerekiyor? Bunu NA ile çarpmam gerekiyor. Yani 0,4 mol C4H10'da 4 çarpı NA tane hidrojen atomu olacak. Yani 4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olacak. Devam ediyorum. 0,6 mol klor atomu içeren Cl2 kaç mol molekül içerir? Şimdi molekül dediği için şu Cl2'nin tamamını alacağız. Şimdi normalde 1 mol, bunu şöyle diyeceğiz arkadaşlar. 1 mol Cl2'de ne vardır? 2 mol karbon atomu vardır. Pardon, 2 mol klor atomu vardır. 0,6 mol Cl atomu içeren, bakın 1 mol Cl2'de 2 mol klor varsa 0,6 mol klor içeren kaç mol molekül yapar diye soruyor. Yani bize şunu sormuş oluyor. O zaman cevap ne olacak arkadaşlar? 0,3 mol olmuş olacak. Devam ediyorum. 1,2 mol atom içeren H2O kaç tane molekül içerir? Arkadaşlar 1 mol H2O kaç mol atom içerir? 3 mol atom içerir. Yani 2 mol hidrojen, 1 mol de oksijen. Peki 1,2 mol atom içeren 1,2 mol atom içeren kaç moldür diye sorarsa ne diyeceğiz buna? 3'e 1 ise 1,2'ye 0,4 mol. 0,4 mol molekül içerir. Ama ne diyor? Kaç tane molekül içerir dediği için, tane dediği için ne yapacağız? 0,4'ü NA ile çarpacağız. Yani 0,4 çarpı NA tane H2O molekülü içerir diyeceğiz. H şıkkı ne diyor? 2 mol hidrojen atomu içeren C3H8 kaç tane molekül içerir? Ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 mol C3H8'de kaç mol hidrojen atomu vardır? 8 mol. İki mol hidrojen atomu içeren dediğine göre 2 mol hidrojen atomu içeren kaç moldür diye soracağız. Bunun 8'de biri, 2'nin 8'de biri ne yapar? 0,25 mol yapar. Tane dediği için de ne olacak? NA ile çarpacağız. Bu da
0,25 çarpı NA yapacak. Evet arkadaşlar, inşallah bu dersi kaydını yapıyoruz. Arkadaşlarımız sonra bu kayıttan dersi tekrar dinlediklerinde daha iyi anlayabilirler. Hem de kendi size göndermiş olduğum föylere de bakabilirsiniz. Kendiniz bunları da tekrardan çözebilirsiniz. Şimdi şu soruya bir bakalım arkadaşlar beraberce. Ne diyor? 2,408 çarpı 10 üzeri 24 tane molekül içeren C2H6 gazı için mol sayısı kaçtır? Hemen arkadaşlar, mol sayısı N eşittir N bölü NA. Yani ne olacak burası? 2,408 çarpı 10 üzeri 24 bölü 602 çarpı 10 üzeri 23. Evet, 2,408 şurayı hemen bir düzelteyim, özür dilerim. 2,408 çarpı 10 üzeri 24 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şurayı arkadaşlar, bakın şuradan bir onluk silersek, şurayı 23 yaparsak ne olur? Şurası 24,08 olur. Şu 10 üzeri 23'ler gitti. 24 bölü 6'dan burası ne yapacak arkadaşlar? 4 mol olacak. Yani A şıkkını 4 mol olarak bulmuş olduk. Şimdi ne diyor? Kaç mol atom içerir? Hemen bakalım arkadaşlar. C2H6'nın 1 molünde kaç mol atom vardır? 2, 6 daha 8 mol atom var. O zaman ne olacak burası? 4 çarpı 8'den 32 mol atom içerir diyeceğiz. Kaç mol hidrojen atomu içerir? Arkadaşlar 1 molü 6 mol hidrojen atomu içerdiğine göre 4 molü ne yapacak? 4 kere 6, 24 mol atom içerir diyeceğiz. Peki kaç tane karbon atomu içerir diyor. Arkadaşlar 1 molünde 2 mol karbon atomu varsa 4 çarpı 2'den ne olacak? 8 mol karbon atomu olacak. Fakat kaç tane dediği için 8 çarpı NA tane diyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki föyden mol kütle ilişkisi. Mol kütle ilişkisinde öncelikle arkadaşlar hatırlıyorsanız bunun hesaplamalarını yapmıştık. Bir bileşiğin bir molünün kütlesini hesaplıyorduk. Yani mol kütlesi dediğimiz MA. MA'yı nasıl hesaplıyorduk? Bileşikte buradaki elementlerin bir mollerinin kütleleri bize veriliyor. Bir mollerinin kütleleri veriliyor. Biz şuradaki bileşikte kaçar tane kullanılmışsa onun hesabını yapıyorduk. Şöyle mesela karbon kaç? 12. Kaç tane karbon kullanılmış? 2 tane. 2 çarpı 12 artı hidrojen kaç? 1. Kaç tane kullanılmış? 6 tane. 6 çarpı 1 artı oksijen 1 molü 16 grammış. 2 tane kullanılmış. Hemen 2 çarpı 16. Ne yapar burası arkadaşlar? 24 6 32
Ne yaptı? 20'nin kütlesi 62 olarak bulundu. Yani C2H6O2'nin 20'nin kütlesi ne kadarmış arkadaşlar? 62 grammış. Evet, mol kütle ilişkisinden bahsedeceğiz. Mol kütle ilişkisinden bahsederken de öncelikle bir bileşiğin 20'nin kütlesi nasıl hesaplanıyor ondan bahsedeceğiz. Kalsiyum sülfata bakalım arkadaşlar. Kalsiyum kaçmış? 40. O zaman bir tane kullanılmış. Kalsiyum 40. S yani kükürt kaçmış? 32. Oksijen? Oksijen 16'ymış. 4 tane kullanılmış. Yani 4 çarpı 16. Ne yapar arkadaşlar? 4 çarpı 16 64 yapar. Artı 32 96 yapar. Artı 40 daha ne yapar? Toplamda 136 yapar. Peki şu C şıkkını siz yapabilir misiniz arkadaşlar? Bunu ben derste de sizlere sormuştum. Birazcık bekleyeyim. Hem de yardımcı olayım ama birazcık da bekleyeyim isterseniz. Evet, sizlerden de cevap bekliyorum. Bu arada ben de şeyler yapmaya çalışıyorum. ...342 cevabı geldi. Evet, 342 cevabı doğru cevap. Teşekkür ediyorum. Evet, evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Burada 2 tane alüminyum kullanılmış, 2 çarpı 27, 54. 3 tane kükürt kullanılmış, 3 çarpı 32, 96. 12 tane, 3 kere 4, 12 tane oksijen kullanılmış, 12 çarpı 16'dan ne yaptı? 192. Bunları topladığımızda da ne yaptı? 342 yaptı. Şimdi şu örneğe beraberce bakalım arkadaşlar. Evet, bu örnekle de dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. İnşallah bu föyün devamını önümüzdeki haftaki dersimizde devam edelim. Sonra stoikiyometri 2 diye göndermiş olduğum bir föy vardı, ona devam edelim. Sanki arkadaşlar bu sistem biraz daha yavaş oldu çözümler. Sanki biraz daha anlaşılır oldu gibi geldi bana. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Sizler de tabii düşüncelerinizi bana mesajlar bildirebilirsiniz. Hızlı mı oldu, yavaş mı oldu, anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu? Şimdi bu örneği de yapalım beraberce. Ondan sonra bu çözüm örnekten sonra bir örnek daha yapalım, devam, bitirelim. Şimdi ne diyor? 9 gram H2O için soruları cevaplandıralım. Mol sayısı kaçtır? Arkadaşlar, öncelikle burada kullanacağımız formül şu. N eşittir M bölü MA. Bu formül neydi arkadaşlar? N eşittir M bölü MA. Bu mol kütle ilişkisinde kullandığımız formül. N dediğimiz mol sayısı, M dediğimiz kütle, MA dediğimiz mol kütlesi. Şimdi H2O'nun 1 molünün kütlesi ne kadardır? Oksijen 16, hidrojen 1, 2 tane hidrojen kullanıldığı için 18. Evet, kütlemiz ne kadarmış bizim? 9 grammış. MA'mız neymiş? 18'miş. O zaman ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2'den 0,5 mol olacak. Kaç tane molekül içerir diyor. Arkadaşlar 1 mol H2O NA tane yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir.
Bizim burada bulduğumuz mol sayımız kaçtı? 0,5 mol. Yani şurası 0,5 moldü. Artık bunun üzerinden gideceğiz. Yani 0,5 mol üzerinden gideceğiz. Gördüğünüz gibi ne yapar? 0,5 çarpı NA, yani o da 0,5 çarpı 6,0 çarpı 10 üzeri 23, yani 3,01 çarpı 10 üzeri 23 yapıyor. C şıkkı kaç mol atom içerir? Bakın, 1 mol H2O'da 2 mol hidrojen, 1 mol de oksijen, toplam 3 mol atom var. 0,5 molünde ne kadar olur? 1'e 3 ise 0,5 çarpı 3'ten ne yapar? 1,5 mol atom içerir. Kaç tane atom içerir diyor? 1 mol bir molünde bir saniye ne diyor? Şöyle bu D şıkkını şöyle söylemesi gerekiyordu. Kaç tane atom içerir dediğinde normalde 1 molünde kaç mol atom vardır arkadaşlar? 3 mol atom vardır. Yani toplamda 3 Na tane atom vardır. Bizimki ne oluyor arkadaşlar? 0,5 mol. O zaman ne diyeceğiz? 1 molünde 3 Na tane atom varsa 0,5 molünde 1,5 Na tane atom yapar. O da 1,5 Na tane atom dediğimizde 9,03 çarpı 10 üzeri 23 yapar. Evet, şimdi arkadaşlar bir örneğimizi de beraberce, yani şu örneği de beraber yapalım ve dersi bitirelim. Ondan sonra bir sonraki dersimize mol hacim ilişkisiyle devam edeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde buna bakalım arkadaşlar. 6 gram C2H6 bileşiği ile ilgili soruları cevaplandırınız. Önce C2H6'nın 1 molün kütlesini bulalım. Yani MA'mızı bulalım arkadaşlar. MA. 2 tane karbon. 2 çarpı 12 ne yapar? 24. 6 tane hidrojen. 24 artı 6 ne yapar arkadaşlar? 30 yapar. Ne diyor bize? 6 gramın mol sayısını soruyor. Yani N eşittir M bölü MA'dan ne yapacak arkadaşlar? 6 bölü 30. 6 bölü 30 ne yapar arkadaşlar? Burası 0,2 mol yapar. B şıkkına bakalım. Kaç tane molekül içerir? Arkadaşlar, bunun 1 molü kaç tane molekül içerir? Na tane. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23. O zaman 0,2 mol ise bu da ne yapar? 0,2 çarpı Na. 0,2 çarpı Na tane molekül içerir. O da ne yapar? 0,2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Çarptığımızda bu da 1,204 çarpı 10 üzeri 23 yapar. Kaç mol atom içerir? Arkadaşlar, bir de karbondan 2 tane, hidrojenden de 6 tane, toplam 8 mol atom vardır. Bakın, 1 molünde 8 mol atom varsa 0,2 molünde ne kadar vardır diye soracağız. Evet, ne yapacak burası arkadaşlar? 1,6 mol. Bakın, D şıkkı da ne diyor? Kaç tane atom içerir diyor. Kaç mol atom içerir? 1,6 mol. Kaç tane dediğinde ne yapacağız arkadaşlar? D şıkkı için bunu tane dediği için Na ile çarpacağız. Yani bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? 1,6 çarpı Na olacak. Evet sevgili arkadaşlar, kusura bakmayın. Biraz böyle ara vermeden yaptık, sizi yorduk. Ancak işte dersimizi burada tamamlıyoruz. Ben şimdi kaydı sonlandıracağım. Sizlerin kaydı sonlandırdıktan sonra görüşlerinizi alabilirim. Hemen bir saniye.